Birinci Dünya Savaşı yıllarında veliaht şehzade olan Abdülmecid Efendi, Sultan Vahdettin'in ilk yıllarında damat Ferit Paşa hükümetine muhalif bir tutum sergiliyordu. Hükümet değişip Ali Rıza hükümeti kurulunca Sultan Vahdettin'e olan muhalefetinden vazgeçen Abdülmecid Efendi, Anadolu Harekatı ile İstanbul hükümeti arasında adeta hanedan adına bir köprü görevini görüyordu. Ancak 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırılınca Osmanoğlu Hanedanı'nın hukuki dayanağı ortadan kalkmış oldu. Bunun hemen akabinde Sultan Vahdettin aleyhinde vatana ihanet ithamı da başlayınca Sultan Vahdettin ülkesinden zorla ayrılmak mecburiyetinde bırakılmıştı. Yürürlükten kaldırılan sadece saltanat oldu. Hilafet makamı varlığını korudu. Ancak padişah aynı zamanda halife olduğundan ve memleket dışına gönderildiğinden halifelik unvanının da düştüğüne karar verildi. Var olan hilafet makamı boş kalamazdı. Bu konu 18 Kasım günü Ankara Meclisi'nde uzun uzadıya tartışılmış ve bir sonraki gün yani 19 Kasım'da halifenin oy ile seçimi kararlaştırılmıştı. 19 Kasım günü geldiğinde mecliste tarihi bir gün yaşandı. Kurulan yeni Türkiye Devleti parlamentoda halife seçimi için oy kullanıyordu. Bu tarihi oylamaya 162 mebus katıldı. Oyların 148'ini alan Abdülmecid Efendi, Türkiye Devleti'nin seçilmiş meşru halifesi oldu. Elbette bu hilafet sadece Türkler için değil, Türkiye nezdinde tüm Müslümanlar üzerinde etkin bir hilafetti. Yapılan oylamada 9 milletvekili çekimser oy kullanmış, Sultan Abdülhamid Han'ın şehzadeleri olan Selim ve Abdurrahman efendilerse toplamda 5 oy almıştı. Birinci mecliste alim ve hukukçu sıfatıyla yer alan Müfit Efendi başkanlığında 15 kişilik bir heyet oluşturuldu. Bu heyetin üyeleri kura ile belirlenmişti. Belirlenen heyet İstanbul'a giderek Abdülmecid Efendi'ye halife seçildiğini tebliğ ettiler. 24 Kasım 1922 tarihinde Halife Abdülmecid Efendi'ye biat töreni gerçekleştirildi. Ancak bu tören kendi içinde birçok ilki de barındırıyordu. Abdülmecid Efendi, yeni Türkiye Devleti'nin seçtiği ilk halife olmasının yanı sıra hilafet töreninde Arapça yapılan dua terk edilerek ilk defa Türkçe dua edildi. Tören sonrası Cuma namazı için gidilen Fatih Camii'nde yeni halifenin adına Müfit Efendi tarafından okunan hutbe ise ilk defa Arapça değil Türkçe okunan hutbe olmuştu. Hutbenin mahiyeti ise cehaletle mücadeleydi. Yeni halife Abdülmecid Efendi, İslam alemine bir beyanname neşrederek kendisini seçen meclise teşekkür etti. Bu seçim genel olarak Müslümanlar arasında kabul görmüştü. Özellikle Türkiye dışında yaşayan Müslümanlar her ne kadar saltanat kaldırılsa da hilafetin aynı aileden devam etmesinden dolayı memnundu. Yeni halifeye tabi olmaktan yana ciddi bir sorun yaşanmamıştı. Abdülmecid Efendi'nin halife seçilmesi sonrası 21-27 Aralık tarihlerinde Hindistan'da Hint Hilafet Konferansı toplandı. Konferans sonucunda da Abdülmecid Efendi'nin hilafeti tasdik ve kabul gördü. Ancak hilafet makamının yetkisinde değişikliğe gidilmişti. O güne kadar İslam halifeleri Emirül Müminin yani müminlerin emiri olarak bilinirdi. Bu tabir sadece dini değil, siyasi ve idari anlamda da halifenin Müslümanlar üzerindeki etkisini göstermektedir. Ancak Abdülmecid Efendi'nin halife seçilmesiyle birlikte kendisine Halife-i Müslim'in unvanı verildi. Yani Müslümanların halifesi. Bu ifade ise siyasi ve idari tüm güçler hilafet makamından alınmış ve sadece Müslümanlar üzerinde temsili bir birlik ile ibadet alanını kapsayan adeta göstermelik bir makam oluşturulmuştu. Elbette bu yeni tip cılız hilafet sistemi birçok sorunu da beraberinde getirdi. Özellikle o dönem siyasi muhalif cephesi iktidarın dizayn etmiş olduğu saltanatsız halife modeline şiddetle karşı çıkmaktaydı. Halifenin yetkisinin tamamen belirsiz olmasından dolayı halifenin hürriyetinin yine tamamen elinden alındığını ve siyasi iktidarın eline bırakıldığı argümanını savunuyorlardı. Bu durum ise İslam halifesini Müslümanların değil de siyasi iktidar kim olursa onu temsil edecek bir konuma düşürüyor şeklinde itiraz ediyorlardı. Muhalefette yükselen bir başka itiraz ise hilafet ile devlet başkanlığının asla ayrılamayacağı şeklindeydi.
Nitekim halife, Müslümanlar için siyasi bir lider, bir devlet başkanıydı. Tarihler 19 Kasım 1922'yi gösterdiğinde Ankara hükümetinin İstanbul temsilcisi olan Refet Paşa, mevcut sistemin eksikliğini ve çarpıklığını gözler önüne seren bir mektup yazdı. Ankara'ya siyasi iktidara gönderdiği mektupta hilafet meselesinin çözülmesi konusunda taleplerde bulundu. Bu talepler şu şekilde sıralanabilir. Müslümanların halifesi anlamında Halife-i Müslim'in tabiri değiştirilerek Müslümanların halifesi ve Mekke ile Medine'nin hizmetçisi anlamına gelen Halife-i Müslim'in ve Hadimül Harameyn ifadesinin kullanılması gerekir. Nitekim Yavuz Sultan Selim'den beri Hadimül Harameyn ifadesi kullanıla gelmiştir. Müslümanların halifesi olan Abdülmecid Efendi, Cuma günleri resmi olarak selamlığa çıkıp Müslümanları selamlayabilmeli ve derslerini dinleyebilmelidir. Müslümanlar üzerinde hilafet gibi kutsal bir hizmet gören Abdülmecid Efendi, Fatih Sultan Mehmet Han sarığı gibi sarık sarmak hürriyetine kavuşturulmalıdır. Halifenin sarık sarması yasaklanmamalıdır. Müslümanların halifesi olan Abdülmecid Efendi, bütün Müslümanları ilgilendiren bir meselede beyannamede bulunduğu zaman, bu Türkçe beyannamenin resmi makamlarca Arapça olanı da yayınlanmalıdır. Böylece tüm Müslümanlara rahatça ulaşılabilmektedir. Müslümanların halifesi olan Abdülmecid Efendi, kendisinden hemen önceki halife olan Sultan Vahdettin Han'ın izini takip etmekte mazur görülmelidir. Nitekim halifeler aynı yolu takip eden Müslüman liderlerdir. Bu talepler Ankara'da yeni tartışmalara yol açtı. Tüm bu taleplerin yanı sıra Abdülmecid Efendi'nin Müslümanların halifesi yani Halife-i Müslim'in ifadesi yerine Allah Resulü'nün halifesi yani Halife-i Resulullah ifadesini kullanması Ankara'daki siyasi iktidarı ciddi şekilde rahatsız etmişti. Yine o dönemde Halife Abdülmecid Efendi imza olarak Abdülmecid bin Abdülaziz Han ifadesini kullanıyordu. Yani Abdülaziz Han'ın oğlu Abdülmecid. Yalın ve sade görülen bu imzada Halife Efendi'nin zamanında Osmanlı padişahlığı yapmış babası için hala Han ifadesini kullanıyor olması Ankara'da oluşan rahatsızlığı iyice arttırmıştı. Bu rahatsızlıklar üzerine Mustafa Kemal, Fatih sarığı sarmak isteyen Müslümanların halifesi Abdülmecid Efendi'ye sarık takmasının yasak olduğunu ancak bunun yerine İngiliz kıyafeti olan redingot giyebileceğini belirtti. Bu bildiri ile Türkiye'nin hilafet sistemi ile olan bağı iyice zayıflamış ve tartışmalarda yeni bir döneme girilmişti. Artık hilafetin nasıl olacağı değil, varlığı tartışılıyordu. Bu tartışmalar Cumhuriyet rejimine geçilene kadar devam edecekti.